Evet değerli dostlar, tekrar merhabalar. Devlerin de aşkı büyük olur, devlerin de düşüşü büyük olur. Koç Holding. Evet, yaklaşık 10 günü aşkın bir çakılma dönemi yaşıyoruz Koç Holding'de. Şöyle baktığımız zaman 2, 4, 6 yani yaklaşık 10 günü geçti. Yani 2 haftadır Koç Holding'de çakılma yaşıyoruz. Bunu kısaca değerlendireceğiz beraber. Yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyoruz. Katılada dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz değerli dostlar. Evet, şimdi Koç Holding'de neler oldu? Yani bu yükselişin yani güzel bir düzeltmesinin yaptığı, yani bu da normaldi. Yani bu gelecekti bir şekilde ama bahaneye bakıyordu. Neydi bahanesi? İşte Yapı Kredi. Değil mi? Yani Yapı Kredi haberi bu düzeltmeye bahane olmuştur. Ama teknik anlamda baktığımız zaman teknikte kardeşim bir şekilde geri çekilme potansiyelimiz mevcut. Bunu anlattık daha önce. Özellikle şu görüntü bizlere neyi andırıyor değerli dostlar? Yani burada şekilci davranmayalım. Yani bu yatık olmuş, düz olmuş. Bu mantıktan bir defa çıkın. Yani bu mantıktan bir defa çıkın. Şöyle baktığımız zaman bakınız şurada bir tobo vari görüntümüz var. Yani bu çok net. Yani sola yatıklığı, sağ yatıklığı önemli değil. Şöyle baktığımız zaman burada çok net bir şekilde solumuz baş ve sağımız şeklinde bu satış döngüsünü görüyoruz. Yani aslında Koç Holding birden paldır küldür ne var ne yok gitmedi. Göstere göstere gitti. Yani buradaki konsolidasyon süreci bunun en büyük delili. Yani burada yataya bağlamış konsolidasyon süreci var ve buradan sert bir şekilde çakıldı. Şimdi değerli dostlar, bir günlük grafiğimizi tekrar alalım Koç Holding'de. Grafik görüntümüzü sıfırlayalım. Şimdi teknik olarak halen satış baskısı devam ediyor. İndikatörlerde henüz bir alım sinyali yok. Şimdi olası dönüş noktaları. Ben şuraya alarmı kurdum hatırlıyorsanız şu kısma. 204 seviyesine alarm kurdum. Çünkü burada güçlü bir destek var dedik. 204'lerde alarmımız var. Eğer test ederse bir fırsata dönüşebilir. Hemen şöyle alıyoruz. Bakınız burayı şöyle aldığımız zaman. Şimdi burada Koç Holding'de yani bu bantlar, bakınız destek bantlarına yaklaştık değerli dostlar. Yani bunun bir düzeltmesi artık, bunun da bir tepkisi olacaktır. Şimdi son şöyle ana dipten tepe noktaya bir Fibonacci çizelim. Bakalım bu Fibonacci dayı bize ne diyor? Fibonacci Üstad bize diyor ki artık sen şu bantta 214.6, şu Fibonacci değerlerini de şöyle bir büyütelim ya. Şu rakamlar küçük gözüküyor. Stil diyelim. Bunu büyütme imkanımız var mı? Evet, fon boyutu demiş. 14 yapalım. Evet, çok güzel oldu. Tamam. Evet, bakın arkadaşlar. Şimdi burada Fibo dayı bize diyor ki, kardeş diyor, senin diyor 0.618'lik bir bölgen var. 201. Bakın burası kenarda kalsın. Biz alarmı kaça kurduk? İşte 203'lere falan kurduk. Yani bir tık yukarıda kurduk kesişme noktamızı. 203.9. Evet. TÜBRAŞ'ta Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman 214.6. Yani buradan da tepki gelebilir. Yani burası da yine bir tepkinin gelebileceği bir noktadır. Ama en önemli noktalar bizim için 0.618 bandı. Ve tabi satış devam ederse de 0.786 bandı. Ki zaten bu bantlar artık bizim için güzel bir alım fırsatına dönüşebilir. Evet. Artık gözümüzü yukarı dikmenin vakti yavaş yavaş geliyor düşüncesindeyim. Tabi burada kesinlikle buradan alın, satın demiyoruz. Ama Koç Holding gibi bir hisse bu şekilde size iskonto sunuyorsa, Koç Holding gibi bir hisse tepe noktasından yaklaşık %20 uzaklaşmış ise, 2 haftadır satış yiyor ise, ya bunun da bir yükselişi bir şekilde gelecektir. Artık alarmlarımızı kurduk. 214.6 ki zayıf bir nokta ama ki yükselişte tabii ki buradan da gelebilir. 203-201 bu bantlar gerçekten ideal fırsat bölgesidir. Eğer test eder, eğer buralara doğru bir yöneliş gelir ise diyoruz değerli dostlar. Evet, dolar bazlı kısaca görüntümüze bakalım. Koç Holding dolar bazlı grafiğimiz. Grafik görüntüsünü şöyle bir sıfırlayalım.
Evet, bu da dolar bazlı grafiğimiz. Hemen yelpaze çizimini yapıyoruz buradan. Şimdi dolar bazlı görüntüsüne baktığımız zaman bakın değerli dostlar. Şu kısım çok önemli. Geçmişte çalışmış olan direnç bölgesi bakınız birinci direnç ikinci direnç hattı bakınız burada destek vazifesi görüyor. Yeşil yapalım. Yani buralarda yine destek vazifesi olacak günler yakındır diyoruz Koç Holding'in. Bakalım yani nereden dönüş yapacak ama bir şekilde yapacak değerli dostlar. Evet. Kısaca Koç Holding'le alakalı düşüncelerimi ve teknik görüntüyü sizlerle paylaştım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Her sert düşüşünde bir fırsatı barındırdığını unutmayalım. Umarım bu fırsat bölgesi buralardan 6.50 dolarlardan veyahut da daha aşağılardan 6 dolarlardan artık maksimum 6 dolarlar diyelim. Umarım bu seviyenin altına düşmeden buradan toparlanıp tekrar eski havasına moduna gelir. Yani bu hisseler böyle baba hisseler düştüğü zaman insanlar borsadan da soğuyabiliyor değerli dostlar. Yani Koç'un kanatları kırılır, Koç'un boynuzları kırılır, Türk Hava Yolları'nın kanatları kırılır, öbürkünün şunu olur, bunu olur. Yani burası arkadaşlar borsa tabii ki yükselirken memnun kalıyorsak bu düşüşlere ne yapacağız? Alışacağız. Yani bu düşüşler teknik anlamda. Yani bunu bir temelle farklı bir şeyle açıklayamazsınız. Yani şuradaki düşüş. Değerli dostlar bakın şu destek düşüşü bakın desteğin kırılması şu düşüş çok farklı bir şeylerle açıklanamaz. Yani burada bakınız zaten bazı bahaneleri de bulabilirdi. İşte yapı kredi bahanesi bulundu vesaire derken bir de sert satışlar bizi buralara getirdi. Umarım tekrar toparlandığımız günler yakın olacaktır diyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bu tarz hisselerin teknik analizleri için lütfen yorum kısmını es geçmeyelim. Binance referans kimliğimiz videonun altında açıklama yorum kısmında yer alıyor olacak. Kaydolmayan arkadaşlarımız var ise %10 komisyon indirimiyle buradan kayıtlarını yapıp 7/24 kripto işlemlerini yapabilirler. Yine Katıl'a dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz. Katıl'a da hepinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.